Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Call of Duty Modern Warfare 2 ve Warzone 2 için Ricochet Anti-Cheat sisteminin 3. sezon güncellemesinden bahsedeceğim. Konu önemli çünkü hepimiz haksız rekabetten ve hilecilerden bıkmış durumdayız. Öncelikle hile yapan hesaplar tespit edildiğinde oyunların hepsinden yasaklanıyorlar ve sıralamaların hepsinden çıkartılıyorlar. Bunun dışında Ricochet ekibi tekrar inceleme adını verdikleri yeni bir sistem geliştirmişler. Bu sayede maçları oynandıktan sonradan kayıt üstünden inceleyip hile olup olmadığını anlamak için tekrar bakabiliyorlar. Ve bu tüm multiplayer oyunlarında Modern Warfare 2 ve Warzone 2 için geçerli. Ayrıca buna Ranked Play de dahil. Bir diğer önemli gelişme ise üçüncü parti cihazlarla alakalı. Bu donanım cihazlarını tespit etmek için de sistem geliştirilmiş durumda. Ve bu cihazları kötü amaçla kullananlar önce uyarı alıyorlar gördüğünüz gibi. Burada görüyorsunuz unsupported device yani desteklenmeyen cihaz uyarısı geliyor size. Ve bu durum devam ederse ban yiyebiliyorsunuz. Bunun dışında ekranda gördüğünüz gibi farklı limitlemeler de getirildi tekrardan veya azaltmalar. Bunların 3 çeşidi var. İlki gördüğünüz gibi cloaking yani gizleme. Size videoyu oynatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi adam kayboldu ve hileci şu an normal oyuncu göremiyor. Ortadan kayboldu. Ve oyuncu hileciyi görebildiği için onu öldürebildi. Bir diğer sistem ise anti-cheat'teki disarm yani elinizdeki silahı alıyorlar. Onun da videosunu göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi elindeki silah gitti. Sniper vardı. Şu an eli boş. Üçüncü yöntem ise bariyer ya da kalkan. Gördüğünüz gibi ölmüyor adam. İstediği kadar hileci vursun. Normal oyuncu ölmüyor. Kendisi öldü gördüğünüz gibi. Özetle yeniden inceleme aracı çıkarttılar. Üçüncü parti cihazlar artık yasaklandı, Kronos Zen gibi. Ve onun dışında demin de ekranda gördüğünüz örnekler gibi üç farklı şekilde azaltmalar var hilecilere karşı ve bu sayede normal oyuncuların korunması hedefleniyor. Son olarak ekledikleri yöntemler ise daha çok davranışlarla alakalı. Account boosting, oyundaki hatalardan veya buglardan yararlanmak veya sürekli griefing yapmak. Bunlar da gene raporlanabilecek şeyler. Eğer solo oynuyorsanız ve iki kişi birlikte oynuyorlarsa kurallara aykırı olarak bunları raporlayabiliyorsunuz. Bunun dışında haritada olmayacak yerlere girenler, haritanın dışındaki boundary, sınırların dışındaki yerlerde takılanlar, oradan sizi vuranlar, bunların hepsi artık raporlanabilecekler. Bu videoda özetle Call of Duty Modern Warfare 2 ve Warzone 2 için gelen anti-cheat sistemleri ve 3. sezon güncellemelerinden bahsettim. Ben umutluyum açıkçası. Bunların işe yarayacağını düşünüyorum. Umarım hileden kurtuluruz. Oyunda sizin hilecilere karşı deneyimleriniz nasıldı? Bahsederseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.